Merhabalar, Bilişim Çantama hoş geldiniz. Bilişim Çantam'da bugün Craym ile oyun hazırlamayı öğreneceğiz. İlk olarak tarayıcınıza craym.com yazarak web sitesine ulaşmanız gerekiyor. Sağ üst köşedeki Sign In butonuna basarak kaydınızı yaptırabilirsiniz. Burada kayıt olma seçeneklerinden ben Google ile kaydı seçeceğim. Daha önce kaydolduğum için direkt giriş yapıyorum. Peki Craym uygulamasıyla aracıyla neler yapılabilir? Craym dijital bir kart oyunu. Eşleştirme yaparak oynanan bir araç. Aynı zamanda ücretsiz basit oyun üretmenizi sağlıyor. Her derse her konuya uyarlayabileceğiniz bir oyun aracı. Akıllı tahtada, bilgisayarda, tablet ve telefonlarda kolaylıkla kullanılabiliyor. Öğrencilerle ise hazırladığınız oyunu bağlantı adresi yani link paylaşarak yapabilirsiniz. Karşınıza Craym'in web sayfası ve tabii ki de giriş yaptığım için benim giriş hesabım açıldı. Burada daha önceden yaptığınız çalışmaları görebiliyorsunuz. Listesine ulaşabiliyorsunuz. Hatta üzerine tıklayıp inceleyebiliyorsunuz. Silebiliyorsunuz. Gerekli düzenlemeleri buradan yapabilirsiniz. Setting kısmından hesabınızla ilgili olan ayarları buradan değiştirebiliyorsunuz, güncelleyebiliyorsunuz. Şimdi flash kartlar bölümünde Create New Set butonuna basarak bir oyun hazırlayacağız sizlerle. Ben bu oyunumu matematik ile ilgili hazırlayacağım. Başlığıma matematik yazıyorum. 3. sınıflar yazayım. Başlık set title kısmına başlığımızı yazdık. Konuya çarpma işlemi yazıyoruz. Buraya açıklama yapmak isterseniz açıklama bölümüne yazabilirsiniz. Buradaki public herkese açık mı, gizli mi olsun? Açık olabilir. Başkaları da yaptığımız çalışmayı kullanabilirler. Alt tarafa indiğimde sol ve sağ taraflarda metin kutularını görüyorsunuz. Front dediğim aslında ön taraf, back arka tarafa. Yani sol sağ şeklinde yerleşimi yapıyor oyunda. Front kısmına örneğin 3 çarpı 2 2 sorumuz bu olsun. Back kısmına da cevabı yazıyorum. Tabi buradan soru ya da cevabın hemen altında bakın bir metin düzenleme ekranı geliyor. D harfine bastığımızda kalın yapabiliyorsunuz. Buradan bir görsel ekleyebiliyorsunuz. Upload image diyerek görsel yazı ya da görsel eşleştirmesi de yapabilirsiniz. Eğer okul öncesi grupla çalışıyorsanız yazı ya da rakamlar harflerle ilgili değil de buradan direkt görsel olarak oyunlarınızı tasarlayabilirsiniz. Mesela şöyle hızlıca yazıyorum. Aynı zamanda alt tarafta Add bölümünden kart ekleyebiliyorsunuz istediğiniz kadar. Ne kadar çok olursa aslında oyun o kadar çok eğlenceli oluyor. 5 çarpı 2 10 yazdık. Tekrar Add dedim. 6 çarpı 2 12 yazdık. 20 yazdık. Daha arttırıyorum. 20 soruya denk gelmeyelim. Ona dikkat edelim. Aynı zamanda bu kartlar arasındaki geçişi klavyenizdeki tab tuşuyla yapabilirsiniz. Direkt tıklamayla değil de tab tuşuyla da geçişinizi yapabilirsiniz, sağlayabilirsiniz. Bu şekilde sorularımızı yazdıktan sonra
Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra alt tarafa geliyorum. Add Folders bir klasör ekleme işlemini yapıyor sizler için. Buraya klasör ekleyip çalışmanızı içerisine aktarabilirsiniz. Create Set de artık çalışmamızı oluşturduk, bitiriyoruz anlamına geliyor. Ve Create Set'e tıkladım. Burada aslında size flash kartlar oluşturuyor bu şekilde. Bunu bir test olarak kullanabilirsiniz. Farklı hafıza olarak kullanabilirsiniz ama en eğlencelisi ve çocukların, öğrencilerin hoşlarına giden uygulama olarak Games, yani bir oyun üretimine tıkladım. Bu girdiğim soru ve cevap şıkları ile ilgili iki tane bana oyun önerisinde bulundu. İki oyunu da sizlere göstereceğim şimdi. Bu oyunların üzerine Play Now diyerek tıklıyorum. Karşımıza oyunun içeriği açıldı. Burada Play Game seçeneğinden oyunu oynayabilirsiniz. Oynamaya başlayabilirsiniz. Burada tabii küçük böyle açıklamalar yer alıyor İngilizce olarak. Play Game'e tıkladım. Yukarıda sağ tarafta süresini gösteriyor. Şuradan sesini kapatabilirsiniz oyunun. Buradan durdurabilirsiniz. Tekrar devam edebilirsiniz ya da yeni baştan başlayabilir. Skorları kontrol edebilirsiniz. Örneğin 3 kere 3 dedik. Buradan sağ taraftan çocuk cevabını buldu. Sesini de açalım. 2 kere 2'ye tıkladı. Hemen cevabını 4 olarak buldu. 4 kere 4'e tıkladı. Cevabını 16 buldu. Mesela yanlışa tıklayalım. Bakın kilit ekranı geldi. Yanlış ifade ettiğini söylüyor. Bu şekilde doğru bildi, diğeri de açıldı örneğin. Bu şekilde öğrenci bunu oyun yoluyla hem tekrar etmiş oluyor hem de öğrenmiş oluyor aslında. Bu şekilde eğlenceli bir oyun ve basit gerçekten. Hani hazırlaması kolay, öğrencilerin de çok hoşuna giden bir oyun çeşidi. Sonrasında geri gelelim. Şöyle Back to Matematik'e geri geldim. Burada birinci oyunun bu şekilde eşleştirme. Zaten en başında da dediğim gibi bu bir eşleştirme kart oyunu gibi düşünün. İkinci oyunuma geldim. Play Now diyorum. Şuradan sesini kapattım. Sesini kapattım. Beni daha iyi duyun diye. Bu da çok eğlenceli. Eğer biz bu oyunları öğrencilerimizle şu yukarıdaki bağlantı adresini kopyalayıp öğrencilerimize gönderirsek onlarla oyunları paylaşmış oluruz. Aynı zamanda yüz yüze eğitimlerinizde de akıllı tahtaya yansıtarak da sınıf olarak bu oyunları oynayabilirsiniz. Continue dedim. Burada da bir roket tarzı aracımız var. Her gelen sırada mesela 3 kere 3 9. Eğer ikili üçlü bir sayı yazı gelirse tek tek size seçtiriyor. Örneğin 1, 2'yi de diğer satırdan aldık. Gelen satırdan. Eğer bu bir kelime oyunu, soru cevap olsaydı yine tek tek kelimeyi yazmanızı, seçmenizi isteyecekti. Bu şekilde. Bu da böyle sırayla oynanıyor. Tabii roketlere çarparsanız sizler yanıyorsunuz. Menüden tekrar oynayabilir, skoru görebilir. Bu şekilde öğrencilerinizle de yukarıdaki bağlantı adresine tıklayarak paylaşabilirsiniz. Bütün derslerde uyarlayabileceğiniz bir oyun tarzı, soru cevap tarzındaki bilgilerinizi girip kolaylıkla oluşturabileceğiniz bir yapıda. Şimdi tekrar şöyle flash kartlarımıza gidelim. Ben profilime tıkladım. Flash kart dedim. Bakın buraya matematik 3. sınıflar flash kartım geldi. İstersen ben bunu şuradaki düzenleye basarak editleyebilirim, düzenleyebilirim, silebilirim. Bu public genel anlamda açık demekti. Gizli yapabilirim. Bu şekilde de ayarlamalarınızı yine yapabilirsiniz. Peki matematiğin içine girdim tekrardan. Aşağıya indik. Yine bakın burada da editleme, yani düzenleme kısmı. Paylaşma butonum geldi. Bunu bir
yazdırma olarak da düşünebilirsiniz. Printleyebilirsiniz. Ya da bu yaptığınız çalışmayı kopyalayıp üzerinde değişiklikler yapıp yeniden düzenleyebilirsiniz. Paylaş dedim. Burada bir posta yazmanızı istiyor. Buraya bir e-posta yazıp gönder dediğinizde çalışmanız da gitmiş oluyor. Benim aracının kullanımı bu şekildeydi. Umarım sizler de derslerinizde kullanabilirsiniz. Öğrencileriniz mutlu olacaklardır. Kanalımıza abone olarak bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Eğer hazırlamamızı istediğiniz içerikler varsa yorumlar kısmına da belirtirseniz sizler için bu içerikleri keyifle hazırlayabiliriz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.